sevgili Göztürkler, değerli TV 8.5 izleyicileri, bir ara halka içme Vedat Akbulut organizasyonu olan Zeynep Andrew'un genel koordinatörlüğünü gerçekleştirdiği Halka İş Fight Arena Gölcük'te 17 Ağustos spor salonunda tüm hızıyla devam ediyor ve sırada 8'li turnuvanın 4. çeyrek final maçı var. Az sonra Gökhan Boran ve Mevlana Altuntaş gelecek ringe, ama öncesinde sporculara kulak verelim hep birlikte. Gökhan, hoş geldin. Heyecanlı mısın? Müsabakaya nasıl hazırlandın? Müsabakaya çok iyi hazırlandık. Buraya Türkiye'nin en iyisi olmaya geldim. Başaracağım ama inanıyorum. Rakibini tanıyor musun? Rakibimi tanıyorum. Türkiye'de dereceler yapmış kişi. Ama ben daha iyi olduğumu göstereceğim kendisine. O zaman iyi dövüşen kazansın, başarılar. Sert vurma ama. Eyvallah. Kendisi söyledi öyle. En iyi olmak için geliyorum ringe. İşte mavi köşede Gökhan Boran. Maçının 15'ini kazandı Gökhan Boran. Bakalım neler yapacak Gökhan. Gökhan Boran'ın etrafında çok değerli isimler var sevgili izleyiciler. İsmail Uzuner'i görüyorum. Vedat Hüdük geliyor. Gerçekten çok kaliteli bir maç olacak yine. Gökhan Boran, Mevlana Altuntaş müsabakası. Mevlana, hoş geldin. Müsabakaya nasıl hazırlandın? Çok iyi hazırlandım. İnanıyorum başaracağım inşallah. Devam eden arkadaşlara başarılar diliyorum. İyi olan kazansın. Heyecanlı mısın? Var. İyi. Kısmen heyecanlıyım diyorsun. O zaman iyi dövüşen kazansın diyelim. Başarılar diliyorum. Ederim. Teşekkür ediyorum. Ve işte kırmızı köşede. Taş geliyor. Sevgili izleyiciler, son dönemlerde çok formda isimlerden biri şüphesiz Mevlana Altuntaş ve rakibi, kaya gibi bir rakip Gökhan Boran var karşısında. Çok zor bir maç olacak. Yıldırım Oğuz, Mükremin Güler, Mahsun Üstek, Erdem Tavinçer, Ahmet Barol, Furkan Karabağ maçları gerçekten çok keyifliydi ve şimdi Gökhan Boran, Mevlana Altuntaş. Yanımızda 2000'li yıllara tekvandoda damga vurmuş bir isim var. 3 defa Avrupa şampiyonu oldu. Bekir Aydın Hoca. Hocam hoş geldin yayınımıza. Hocam nasıl buldun organizasyonu? Maçları nasıl buldun? Güzel geçiyor. Birbirinden güzel, değerli yarışmacı arkadaşlarımız var. Buraya çıkmak yürek ister, cesaret ister. Bu cesaret ve yürek bu kardeşlerimizde var. Burada kazanan yok, kaybeden de yok. Önemli olan burada Türkiye'ye Türk sporunu tanıtmak, ülkemize en iyi şekilde ilerleyen yıllarda Ay Yıldızı bayrağımızı inşallah bu kardeşlerimizi çektireceklerdir. Peki. Ve daha güzel yerlerde göreceğiz inşallah. Görüşlerini alacağız hocam. Ringe gideceğiz ama önce face to face'leri bir izleyelim.
professional record. 17 fights, 15 wins, upcoming in the way of Makao. And two defeats. Trainer and promoter, David Makasu. 26 yaşında, 1.75 boyunda, 72 kilogram ağırlığında profesyonelde 17 maç yaptı. 15'ini kazandı. 5'inde nakavt etti rakiplerini. Sadece 2 kez mağlup oldu. Antrenörlüğünü ve menajerliğini Devrim Akarsu yapıyor. The Beast! Gökhan Boran! And the morning of the corner, back in the league, it was a 26 years old, standing 1.72 tall, weighing 72 kilograms. His professional record, 16 fights, 14 wins, top coming in the wild knockouts, and only two defeats. Trainer and promoter, Boran J. My time world bronze medalist, kickbox world bronze medalist, and European champion, 20-time Turkish champion. 26 yaşında, 1.70 boyunda, 72 kilogram ağırlığında, profesyonelde 16 maç yaptı, 14'ünü kazandı. Ve 5 kez nakavt etti rakiplerini, sadece 2 kez mağlup oldu. Antrenörü ve menajeri Burhan Çelik, Muay Thai dünya üçüncüsü, kickboksta dünya üçüncüsü ve Avrupa şampiyonu, tam 20 kez Türkiye şampiyonu, Son Osmanlı, Mevla Altuntaş! Karşılaştırmanın Ring Academy Ring Referee, one of our international referees, sonuçlarla sakinlerimizden Koray Kaya. Koray Kaya müsabakayı yönetecek. Müsabaka başlamak üzere evet, sevgili izleyiciler. Buyurun. Çekin. Başarılar diliyorum. Kontrollü müsabaka. Köşeler. Son yerlerini yaptı evet. Koray Kaya ve müsabaka evet. Başlamak üzere. Çeyrek finalde evet. Gökhan Boran Mevlana Altuntaş karşılaşması. Yarı finale kim kalacak? Furkan'ın rakibi Furkan Karabağ'ın rakibi kim olacak? Gong'la birlikte müsabakanın birinci round başladı. Sert bir tekmeyle başladı. Mevlana Altuntaş sevgili izleyiciler. Yorumlarıyla tekvandonun 2000 yıllardaki efsane ismi Bekir Aydın Hoca. 3 defa Avrupa şampiyonluğu kazanan bir isim. Bizler beraber ve ilk round başladı. Sağlı sollu yumrukları var. Sevgili izleyiciler Gökhan Boran'ın. Gökhan Boran rakibine bakıyor. Mavi beyaz eldiven. Sevgili izleyiciler müsabakaların çeyrek final kapışmaları ikişer dakikadan 3 round yapılıyor. Bunu ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için tekrar hatırlatalım. Yarı final ve finalde 3'er dakikadan 3'er round yapılacak. Bunu söyleyelim. Mavi beyaz eldiven Gökhan Boran köşesinde Vedat Ödük var sevgili izleyiciler. Ve Devrim Akarsu var ve İsmail Uzuner var. Şimdi müsabakanın ilk roundunda Mevlana Altuntaş bakalım ne yapacak? Birbirleriyle şu anda zorlu bir şekilde mücadele ediyorlar. İlk roundda ve birinci roundun son bir dakikasına girdik. Sert tekmeler, yüksek tekmeler var Mevlana Altuntaş'tan. Kimse sorumlulukları var Gökhan Boran'ın. Furkan Karabağ'ın rakibini arıyoruz bu kapışmada. Çeyrek finalin son karşılaşması sevgili izleyiciler. Gökhan Boran mı, Mevlana Altuntaş mı? İkisi de kaya gibi. İkisi de 26 yaşında. İkisi de 72 kilo geldi. İkisinin de boylarına baktığımızda 5 santim Gökhan uzun. Ve 17 maç yaptı Gökhan Boran. 15'ini kazandı, ikisini kaybetti. 5 nakavtu var. Diğer tarafta Mevlana Altuntaş. Mevlana'nın maç karnesi 16 maç. Ve 14 galibiyeti. 2 yenilgisi var. Onun da 5 nakavtu var. Birbirlerine çok denk iki rakip karşı karşıya. Müsabakanın ilk roundu. Son 10 saniyeye girdik sevgili izleyiciler. Kontrollüler birbirlerine. Puşkit geldi. Puşkit geldi Mevlana'dan. Bir sağ kroşe. Gökhan'ın sağ kroşesi. Bir sol başa gidiyor yumruklar sevgili izleyiciler. Şimdi bir diz darbesi geldi. Bir sağ yumruk daha geliyor. Birinci round sona erdi. Gong'la birlikte köşelerine gidiyor. Gökhan Boran ve Mevlana Altuntaş. Bekir Aydın hocam ne diyorsun? Nasıl bir round oldu ilk roundda? İlk round ortada bir maç. Şu an üstünlükler birbirine çok fazla olmasa da ama bir tık bana göre Gökhan Boran önde bir tık olsa. Bu maçın bana göre favorisini söylüyorum. Kimse alınmasın. Değerli sporcu kardeşlerim. Müjdemin Güler. Gecemin favori. Gecenin hocam favorisi. Şöyle bir durum var. Siz yoktunuz. Yayın esnasında bunu söyledik biz ama şimdi haberimiz oldu. Müjdemin'in son ayağında tarak kemiği Antakya'da kırılmıştı. Bu nüksetmiş. Bu nedenle devam edemedi. Doktor kararıyla evet. Çekildi. Onun yerine Yıldırım Oğuz yarı finale
devam edecek. Başka favoriniz varsa onu alalım. Mükremin çekildi. Mükremin çekildiyse o zaman ben favorimi birazdan söyleyeyim size. Peki. Şu maçlardan sonra söyleyeyim. Sevgili izleyiciler, şimdi müsabakanın ikinci raundu başlayacak. Bekir Aydın bizlerle birlikte yorumlarıyla ve Gong'la birlikte ikinci round başladı. Sert low kickler izliyoruz şimdi. Aparkatları var ve sol direkt çıkardı. Gökhan Boran, Mevlana, Kaya gibi bir rakip sevgili izleyiciler. İkisi de çok etkili, ikisi de çok iyi. Diz darbeleri geliyor şimdi. Türkiye'nin bu kilodaki en iyisi belli olacak sevgili izleyiciler. Muay Thai gecesinde diz darbeleri devam ediyor. Gençler, etkili darbeler var. Sol çıkardı Gökhan Boran. Köşede Vedat Ödük, Devrim Akarsu ve İsmail Uzuner. Gökhan Boran'ın köşesindeler. Diğer köşeye bakıyorum. Antrenörler ayakta. Mevlana'ya sürekli talimatlar veriyorlar. Mevlana Altuntaş mı? Gökhan Boran mı? Yine üzerine gidiyor Gökhan rakibinin. Bir sol bir sağ çıkardı şimdi. Gökhan bir saymık daha vurdu. Mevlana geldi. Akitli yukarı çıktı. Gökhan gardı kapalı. Şimdi puşkit geliyor. Bir aparkat geldi. Açamadı Gökhan Boran. Tam da dizi çıkarırken ayağı kaydı ve düştü. Müsabakanın ikinci raundunun son dakikaya girdik. Gökhan Boran, Mevlana Altuntaş müsabakası iplerde devam ediyor ve diz darbeleriyle devam ediyor. Birbirlerine sarıldılar. Araya giriyor ve ayırdı Koray Kaya, ring hakemi. Şimdi karaciğeri görüyor. Mevlana, bir puşkik geldi. Müsabakanın ikinci raundunda 40 saniye var sevgili izleyiciler. Mevlana Altuntaş mı, Gökhan Boran mı? Hep birlikte göreceğiz hangisinin kazanacağını. Müsabakanın ikinci raundu, son yarım dakika. Sert vurdu, orta seviyeli bir vuruş geliyor her ikisinden de. Şimdi Mevlana dizle içeri girmek istedi. Gökhan sokmadı. Sol koşuya geldi. Gökhan Boran yine orta seviyeli. Aparkat geliyor Gökhan Boran'dan. Gökhan şimdi rakibine bakıyor sevgili izleyiciler. Müsabakada son saniye, ikinci altta 10 saniye kaldı artık. Ve şimdi tekrar bir solculuk geliyor. Mevlana puşkitle rakibini ileri itti. Aparkat geldi. Gong geliyor. Ve ikinci round bitiyor. Sevgili izleyiciler, Mevlana Altuntaş Gökhan Boran müsabakasının ikinci raundu sona erdi ve şu anda her ikisi de köşelerine gitti. Bekir Aydın 2000'li yılların tekvandodaki efsane isimlerinden biri. Hocam nasıl buldun ikinci raundu? İkinci raundda dediğim az önce ifade etmiş olduğum gibi ortada geçti. Bana göre üçüncü round sonucu belirleyecektir. Biraz daha aktif olan, biraz daha çalışan sporcu kardeşimiz buradan galibiyeti alacaktır. Evet, Burhan Çelik Hoca Mevlana'nın antrenörü köşesinde onu hazırlıyor ve Devrim Akarsu, o da şu anda Gökhan'ın köşesinde. Hocam iki antrenör gergin. Tabii ki ikisi de çok iyi spor, çok değerli sporcular bunlar. Ve gelecek maalesef size zor bir maç oldu. Orçası en zor maçlardan biri şu ana kadar ki. Hüseyin'in maçı da çok iyi olmuştu. Yıldırım Oğuz'dan. Şimdi mücadele ediyorlar. Sonra bana göre her şey belirleyecek. Evet, üçüncü round başladı. Sevgili izleyiciler, müsabakanın üçüncü ve son roundundayız. Push kick geldi Mevlana'dan. Orta seviyeli bir vuruş, middle kick geliyor şimdi. Sağ sol kroşeleri var. Her ikisinin de aparkatları iyi Gökhan'ın. Yine iyi bir aparkat çıkardı. Ama gardı kapalı Mevlana'nın. Geri çekildi Mevlana. Bir sağ bir sol geldi. Diz darbesi geliyor. Sevgili izleyiciler, bir push kick izliyoruz şimdi. Müsabakanın üçüncü ve son roundundayız. 1,5 dakika kaldı. Etkili darbeleri var. Etkili darbeleri var her ikisinin de. Ve clinch durumundalar. Ve şimdi sevgili izleyiciler oraya girdi. Ayırdı Koray Kaya. Müsabakanın üçüncü ve son roundu. Sağlı sollu darbeler var ve şimdi bir diz darbesi geldi. Müsabakada üçüncü ve son rounddayız. Bir dakika kaldı ve araya girdi yine. Araya girdi Koray Kaya. Sevgili izleyiciler, müsabakanın son roundu. Ve yine rakibin gözlerinin içine bakıyor. Her ikisi de birbirlerine dikkatli bir şekilde sokuluyorlar. Bekir Aydın Hocam, önde olan var mı şu anda? Bir level şu daha iyi diyebilir misiniz? Maç şu anda bizi kim kazanır size göre? Son 30 saniyeyi görmemiz lazım. Son 15 saniye sonra ağırlığı veren, daha baskın olan bence maçı alacak. Hala ortada gidiyor maç, hala çekişmeli gidiyor. Ortada giden bir maç diyor Bekir Aydın. Bakalım ne olacak? Son 30 saniye sevgili izleyiciler.
Şimdi yukarı yüksek tekme çıktı ama hemen tam da çenesinin üzerine Mevlana'dan etkili bir vuruş geldi. Ardından orta seviye bir vuruş geliyor. Mevlana Altuntaş ve Gökhan Doran çok sert vurdu karaciğere Gökhan. Şimdi bir daha aynı yere middle kick. Çok etkili vuruyor sevgili izleyiciler. Müsabakanın son saniyeleri her andan çalabilir ve işte bakın son ana kadar gerçekten müthiş bir kapışma oldu. Mevlana rakibini yanına sokmuyor puştiklerle. Gökhan ve müsabaka bitti. Kim kazandı? Bakalım belli olacak evet. Şimdi. Hocam 3-0 verdiler. Evet, 2000 bekliyordum. Ama Mevlana Altuntaş 3-0 kazandı. Evet, tebrik ediyorum her iki sporcu kardeşlerimizi de. Aynen. Şu anda bizleri izleyen çok değerli kickboksörlerimiz, Muay Thai'cılarımız var. Serdar Yiğit Eroğlu çok selamlarını gönderiyor. Kenan Günaydın yine. Özhan Akın Hocam. Mert Akın. Cengiz Pank Hocam. O da favorim Gökhan Boran demiş ama Cengiz Hocam Gökhan elendi. 3-0 kaybetti. Cengiz Pank Hoca'ya buradan selamlar gönderelim. Sevgili izleyiciler, reklamlara gidiyoruz. Böylece 4 yarı finalist